Bediüzzaman'ın muhakematının unsurul hakikat kısmını incelemeye devam ediyoruz. Bu hafta Bediüzzaman'ın bu mukaddemeye dahi dikkat et, bir hurdebin ile bak diyerek uyardığı 5. makaleyi incelemeye çalışacağız. Evet, cehaletin iktidarında her şeyi bilmenin konforunu yaşayan bir güruha karşı İlmin ışığı nasıl yakılabilir? Çünkü mecaz süslü, hakikat sade. Mecaz teşhirci, hakikat derinlikli. Kral çıplak ile batı hiçbir şey gizli kalmasın diyerek gözünü açtı. Sonra hakikatin ciddi ve ekşi yüzüne arkasını dönüp heveslerin renkli ve ışıltılı dünyasına itibar etti. Bediüzzaman'ın romanvari nazar diyerek eleştirdiği ayrıntıcı bakış, doğuda hakikatin mecaza teslimiyetini hikayat nevinden masal ve menkıbelerle başka tür bir bağımlılığa teslim etti. Bediüzzaman'ın hakikat mecaz ilişkisini doğru kurabilmeyi, başta hakikatle ifadesi arasındaki geçişin şeffaflaşmasında gördüğü anlaşılıyor. Yani hakikat o kadar açık ve kesindir ki başka bir kurguya gerek yoktur. Olsa da çabuk söndürülüp yola devam etmelidir. Her hakikat kendi ahengi ruhanisiyle zaten yol boyunca prestij edenleriyle cilvegar olacaktır. Başka neşe ve zevke ihtiyaç bırakmaz. Hakikat o kadar geniştir ki kurgucu dilin süslerine yer kalmaz. Manayı hakikinin bir sikkesi olmak gerektir. O sikkeyi teşhis eden, makası-ı şeriatı muvazenesinden hasıl olan hüsn-ü mücerreddir diyor Bediüzzaman. Öyleyse teoriniz estetik olmalı. Bu estetik dijital değil doğal olmalı. Yani kültür değil fıtrat, dayatma değil öz, çokluk değil nitelik. Bediüzzaman'a göre estetik felsefenin tanıttığı bir zorunluluk olarak değil, soyut güzellik şeriatın şeyler arasında inşa ettiği ilişkilerden ibaret olan kainatın dengesidir. Bediüzzaman batıyı hüsn-ü mücerreti tanımaz diyerek eleştiriyor. Her şey bu denge üzerinden tanımlanmalıdır. Aksi halde teoriniz ne kadar estetik olsa da hakikat olmadığı zaman bir işe yaramaz. Fiil sözü tasdik etmeli. Bediüzzaman'ın asıl ve baki, hakikati asıl ve baki, mecazı şeffaf ve geçici olarak tanımladığı düzen, kainatta ve kitapta karşılıklılık esasına göre tesis edilen ve yazılan fıtrattır, şeriattır. Bediüzzaman'a göre fen ve din ilimleri bu bağı kurmalıdırlar. Bunun da öncesinde kainatta ve kitapta hurafat ve hikayattan münezzeh bir akıl ve nakil dili geliştirilmek zorundadır. Doğu geleneğinde hakikatlerin yoluna mecazlarla girilir denmiştir. Diğer taraftan Sanders, Henry Miller'a bir mektubunda demiş ki, yalan başka bir hakikattir. Yani Batı düşüncesi mecazı da bilmez, yalan der. Ya da yalana mecaz der. Kuantum kuramının atom yapısının ince belirlenmesine önemli katkıları olan Niels Bohr, iş atomlara geldiğinde dil yalnızca şiirlerdeki gibi kullanılabilir. Şiirlerin de görüntüler yaratırken gerçekleri ifade ettiği düşünülmez diyordu. Batının metaforu böyledir. Hayal tuğlalarından gerçek bir bina yapmak gibi. Halbuki Thomas Carlyle, Kahramanlar eserinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatırken, yalandan bir kulübe bile yapamazsınız. Değil ki bir din inşa etmek diyordu. Tuğlaları bir inşa için kullanıyorsunuz. Ancak her birinin ayrı ayrı gerçek olduğunu kabul ettiğinizde bina çöküyor. Buna fizikte kuantum ile Einstein kuramları arasındaki çelişkilere benzer bir durum. Her çağdaş zihnin uzayında insan bilincinde kuruluyor ki ikisini birleştirecek teorinin burada da düğümü çözebileceği bekleniyor. Bediüzzaman çözümün manayı harfi ve mana ismi ilişkilerinin doğru kurulabilmesiyle mümkün olabileceğini iddia ediyor. Elbette burada bir de hakikat parçalarını kullanarak hakikat olmayan bir şey üretmek olarak kurguculuk var. Hakikat bunu bahsedeğer bulmadığı için aslında bizim için de bahsedeğer değil. Evet, diyor Bediüzzaman. Kıssayı Musa meşhur Darb-ı Mesel'deki Tefarikul Asa'dan daha nafidir. Nasıl o asa ne kadar parçalansa yine bir işe yarar, kıssayı Musa dahi öyledir. Yani hakikat birdir. Ancak indikçe parçalanır ve çoğalır.
Her birinin farklı elbiseleri bulunur. Her biri işe yarar. Bu tenzil hakikati Bediüzzaman'da sıkça bahsettiği gibi kainatın tümünü kaplamıştır. Kainat da başlangıçta bir noktaydı. Hazreti Ali'nin dediği gibi ilim de öyledir. Cehlin ilmi çoğaltması, ki bilim buna şişirme diyor, hakikatin yerine kullanılması iledir. Hakikati Muhammedi'nin nuru ile yer ve gök yapışık iken ayrıldı. Işık, hava, su şekillerine geçti. Semavi olanla arzi olan ayrıldı. Aralarına alemi misal denilen görüntüler kondu. Nurdan ışık, ışıktan yıldızlar, yıldızlardan madenler hasıl oldu. Hidrojenden helyuma, helyumdan oksijen, karbon, azot derken hava, ardından aşkı kimyevi hasıl olmasıyla, ki aşkı kimyevi mecazın hakikati olan aşkıdır, nihayeti altına dönüşmekti. Tenzili nihayeti kesifleşerek yerde ağır metaller olarak toprakta birleşti. Süreci tersten alırsak toprak, su, hava, ışık yükselerek hakikatin delilleri olarak saflaşmaya gidiyor. Sonra bunların dolaşmasına izin veriliyor. İnsan için de öyledir. Dünya semasına inince geriden bir yükselişle aşk-ı beka Ademoğlunu yeniden geldiği yere götürecektir. Bediüzzaman imani hakikatleri ispat ederken eşya var görüyorsun diye başlıyor. Yani hakikat sadece nihayete mahsus değil. Başlangıçta ve sonda ve bunların arasında her yerdedir. Çünkü her şey ondandır Celle Celaluhu. Terennümat-ı hava, narat-ı radiye, namat-ı envac, birer zikri azamet, yağmurun hezzecatı, kuşların secatı, birer tesbih-i rahmet, hakikate bir mecazdır diyor Bediüzzaman Kastamonu laikasında. Bediüzzaman anlatımdaki değişim ihtiyacını bizzat dilin kendi içindeki dinamizmine bağlıyor. Buna şahit istersen diyor, lügatın teceddüt ve tegayyuratının ve iştirak ve teradüfün sırlarına müracaat et. İyi kulak versen işiteceksin ki selefin zevklerine giden pek çok kelimatı veya hikayatı veya hayalatı veya mani, ihtiyar ve zinetsiz olduklarından, halefin hevesi şababanelerine tevafuk etmediklerinden meyli teceddüte ve fikri icada ve cüreti tahire sebep olmuşlardır. Bu kayda lügatta olduğu gibi hayalat ve mani ve hikayatta dahi cereyan ediyor diyor. Dilin yenilenmesiyle dile ait anlatımların da yenilenmesi gerekir. Bediüzzaman'ın beyanın felsefesi dediği mantık ile dilin zenginliğinin kontrolü, yenilenmesi, zenginleşirken gelişmesi ve güçlenmesi vesaire. Evet değerli izleyiciler, 5. mukaddeme çerçevesinde böyle bir giriş yaptık. Şimdi aşağıdaki bazı sorularımıza cevap aramak ve muhterem hocalarımıza her hafta olduğu gibi yine onların düşüncelerini, bu anlamdaki fikirlerini öğrenmek istiyoruz. Evet, şimdi hocam, üstad şöyle diyor, muhakkikinin şe'ni gavvas olmak, zamanın tesiratından tecerrüt etmek, mazinin amakına girmek, mantığın terazisiyle tartmak, her şeyin menbaını bulmaktır. Burada araştırıcı zihinlerin dildeki gibi anlatımlarda da yeniliği sürekli hale getirmesi felsefe ile mümkün olabilir. Bediüzzaman da buna dikkat çekiyor. Kur'an ve hadiste bulunan hakikatlerin doğru bir metodoloji ile yeni zamana aktarılması ancak böylece olabilir düşüncesinde Bediüzzaman. Bunun için bilimde bilim felsefesi, bilimle bilim felsefesi birlikteliği gibi her ilmin felsefesiyle birlikte kurduğu bağı önemsediği ortaya çıkıyor. İdeal ilişki kurulamasa da yeterli bir fayda elde edilebilir. Zamanın çocuğu olmak gerekir. Burada Bediüzzaman'ın modern bilim ve düşünce ile modernizm konusundaki yaklaşımını irdelemek gerekebilir. Bediüzzaman belki Şerif Mardin'in de üzerinde durduğu gibi modern dünya ile Müslümanları tanıştırma, yararlanma imkanlarını açmış olabilir mi? Bunun için de gerekli olduğu düşünülen dil yenilikleri açısından durumu nasıl değerlendirilebilir? Alparslan Hocam, buyurun sizinle başlıyoruz hocam. Evet, şimdi ya yani gerçekten bu mukaddimede felsefeye özellikle bir vurgu var. Hatta denilebilir ki burada kastedilen
bugünkü felsefede ele alınan veya hakikatlerin incelenme şekliyle ortaya çıkmış olan bugünkü felsefeye üstad işaret etmek istemiyor diye söylenebilir ama bu mukaddemenin sonunda çok ilginç bir karşılaştırma var. Bunu o da eski felsefe ile yeni felsefe arasında olan bir karşılaştırma var ki çok ilginç. Ama bana asıl yönelttiğiniz konu ki muhakkikinin şe'ni ifadesiyle başlıyor. Orada muhakkikin kelimesi üzerinde biraz durmakta yarar var. Malum tahkik eden, araştıran manasına geliyor muhakkik. Ama kelimenin bir de köküne inmek lazım. Hakikat kökünden geliyor, hak kökünden geliyor. Oraya bakıldığı zaman o zaman araştırıcı aslında hakiki araştırıcı, gerçek araştırıcı hakikati araştırandır. Dolayısıyla ona yapılmış olan vurguyu ifade etmekte yarar var. Bunun dışında tamam araştırmamız lazım. Araştırmacı olacağız. Zaten ilim adamı olarak hepimiz bunda hem müttefikiz hem de zaten bizim yaptığımız şey bu araştırma. Ama burada vurgulanan başka hususlar da var. Mesela en başta araştırmacının özelliği, nasıl bir özelliği olması lazım ve bir de nasıl bir yol izlemesi lazım. Bununla ilgili çok önemli hususlar dile getirilmiş. Bir araştırmacının özelliği konusunu şöyle söyleyelim, her yönüyle araştırması, yani derinlemesine mümkün olduğu kadar enine, boyuna, geçmişine, geleceğine, günümüzdeki durumu vesaire gibi bunu ifade ederken derinlemesine konuya inmek diyoruz malum. Burada gavvas kelimesi kullanılmış, yani dalgıç gibi. Çünkü dalgıçlar derine dalar malum daldıkları zaman. Burada bunu bu şekilde araştırmacıların özelliği olarak bir defa dile getirilmiş. Peki bu derinlemesine araştırmada, incelemede bir araştırmacının nasıl donanımlara sahip olması gerekir? Asıl bunların bence dile getirilmesi çok önemli. Bir defa birinci olarak araştırmacı kendi zamanında veya kendi zamanına kadar birikmiş olan teorilerin etkisinden kendisini kurtarıp bağımsız düşünebilme yeteneğini kazanmış olmalıdır. Burada bu çok açık ve net bir şekilde ifade edilmiş. Zamanın tesiratından tecerrüt etmesi gerekir diye dile getirilmiş. Bu zannedersem buna işaret ediyor. Şimdi elbette ki oluşan teori birikimini toptan reddet manasına gelmez burada ifade edilen. İlim adamı olan muhakkikin, bir muhakkik kendini ön kabullerden, peşin hükümlerden kurtarması demektir. Yani onların mümkün olduğu kadar tesirinde kalmadan araştırmasına devam etmeli. Ama elbette ki o teorilere de başvuracak, onları da inceleyecek, bakalım bunlar ne demişler, nasıl yapmışlar. Ama hemen ön kabullenmeyle onları kabullenirse artık araştırmaya da gerek kalmaz. Yani dolayısıyla sorgulama burada çok önemli ki belki bugün bunu bizim felsefede ifade ettiğimiz kavram hani eleştirel tutum. Eleştirel tutumla konularına yaklaşması gerekir. İkinci olarak mazinin, yani geçmişin derinliklerine girmesi gerekir. Neden? Çünkü geçmişte söylenen ifadeleri veya bilimsel teorileri daha doğru anlayabilmek için söylendiği bağlamın anlaşılması gerekir. Bundan dolayı. Yani demek ki bir teorinin veya herhangi bir görüşün, herhangi bir fikrin, ifadenin söylendiği ortamdaki bağlamı çok önemli.
ne için söylenmiş, kimlere söylenmiş, hangi makamda söylenmiş gibi şeylerin, bağlamların bilinmesi o fikrin daha iyi anlaşılmasına elbette ki yardımcı olur. Şimdi bu durumda iki ayrı tahlil gerekiyor. Yani geçmişte söylenmiş olan bir fikrin, görüşün mutlaka bir tahlile tabi tutulması lazım. Birincisi, bağlamının çok iyi tahlil edilmesi gerekiyor. Arz etmeye çalıştığım gibi o söylendiği ortamın iyice bir tahlil edilmesi, neler olup bittiğinin anlaşılması gerekir. İkincisi, söylenen, ifade edilen fikrin de ayrıca bu bağlam açısından tahlil edilmesi gerekir. İşte burada yine konu tahlil olunca şüphesiz ki felsefe gibi bazı bilim dallarından destek almaya ihtiyaç vardır. Yine üçüncü olarak dile getirilen husus, bütün bu işlemlerde bir ölçüt kullanılması gerekir. Kıstas. Kıstasımız ne olacak? Neye göre bu değerlendirmeyi, bu tahlilleri yapacağız? Burada verilen kıstas mantık. Mantık, mizan olarak verilmesi, ifade edilmesi, o da ayrı. Yani muhakematın mantığı ölçü, mizan olarak seçmesi şüphesiz ki bu konularda akla verdiği önemi de ayrıca dile getirmek istemiştir. Biz normalde, yani felsefede mantığın kullanımına akılcı yaklaşım diyoruz. Hani rasyonalizm dediğimiz, yani demek ki bu konularda üstad bir açıdan bu manada, yani rasyonalist deyince hani maalesef kelime, Türkçe kelime olmadığı için yanlış anlaşılabilir, ama bu manada bir rasyonalist olarak, akılcı yaklaşım olarak düşünülebilir. Şimdi mantık, aklın kullandığı ilkelerin bütünlüğüdür. Onun için akılcı diyoruz, yaklaşım akılcıdır, akıl ile. Malum başka bir yerde yine ifade edilen husus, akıl ve nakil eğer çatışırsa yine akıl esas alınıyor. Naklin o manada yorumlanması gerekir diye söylediğini hatırlıyoruz. Bu konularda bizi hakikate götürecek olan kuvvemiz de şüphesiz ki akıldır. Şimdi şuna da işaret etmek istiyorum ayrıca. Mantığın mizan olarak tavsif edilmesi, İslam düşünce geleneğinden devam ede gelen bir kullanımdır. Ta Farabi'den, belki Kindi'yi de burada işin içine katabiliriz, hemen Farabi'den önce İbn Sina'dan günümüze, yine Gazali ve Fahreddin Razi gibi birçok düşünürler vasıtasıyla bize kadar ulaşmıştır. Yani ta o zamanlardan beri mantığa mizan vasfının verilmesi önemli bir husustur. Üstad yine buna işaret ediyor. Mizan malum ölçüdür. Çünkü ölçü bize bir kıstas verir. Değerlendirmelerde bir dayanak noktasıdır. Hani siz bir şey alırken bana bir kilo ver dediğinizde, peki ölçü nedir? Ölçü ne olacak? Orada kiloyu temsil eden bir ağırlık var, değil mi? O ağırlıkla ölçerek veriliyor. Demek ki fikirlerin de ölçü birimi mantıktır. Mantık usul kurallarıdır, ilkeleridir. Bunlar da mantık kitaplarında, mantıkla ilgili bütün şeylerde, eserlerde çok açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Yine bir husus, her şeyin menbaı, yani kaynağını bulmak lazım. Onu araştırıcının yapacağı diğer bir husus. Bu da çok önemli. Neden? Çünkü bazı fikirler vardır ki kaynakları bilinince daha iyi anlaşılırlar. Bazı fikirler çok açıktır. Belki kaynağa ihtiyaç olmayabilir. Ama tarihi bir birikim içerisine gelmiş olan fikirler, teoriler, bunların neden
nereden nasıl oluştuklarını yani kaynaklarını araştırmak gerekir. Buna mesela bir örnek verecek olursak, çünkü burada da buna benzer örnekler veriliyor yine muhakemat içerisinde. Eski kozmografyada dediğimiz yani evren bilimi denebilir herhalde şimdiki yeni Türkçeyle. Dünya malum bizim üzerinde yaşamış olduğumuz dünya gezegeni o zaman gezegen olarak görülmüyordu tabii. Evet. Sabit olarak anlaşıldığı Bilinmiyor. için alemin merkezi olarak telakki ediliyordu. Peki neden alemin merkezi? Nasıl oluyor? Nereden ölçtüler mi alemi? Hayır, o zamanın o zaman bu fikrin kaynağına indiğimizde neden böyle söylendiğini çok daha iyi anlayabiliyoruz. O görüşe göre bütün evren, bütün kainat 10 küreden teşekkül etmiş idi. Açıklama o şekildeydi. Her bir küreye bizim dilimizde felek deniyor idi. Felekler normal küre şeklinde yani yuvarlak bir top gibi idiler. Anlayış o. Bütün evren yüz yuvarlak düşünülüyor idi ve belli bir sınırı vardı. O sınırın en son noktası 10. felek yani 10. kürenin olduğu sabit yıldızlar küresi olarak düşünülüyor idi. Ondan sonra evren diye bir şey yok. Kainatın sınırı öyle belirlenmişti. Şimdi bu küreler, felekler hepsi çok şeffaf ve geçirgen. Yani elinizi değdirdiğiniz zaman diğer tarafına geçilebiliyor. Kesif değil. Kesif olmayan bir maddeden yapılmışlardı. O maddeye esir maddesi deniyor idi. O yüzden biz baktığımız zaman gökyüzüne bu küreleri göremeyiz. Şeffaf oldukları için. Ama onların içerisinde olan nesneler, kesbetmiş olan yıldızlar ve gezegenler bunları görebiliriz. Görebiliyoruz onları. Şimdi bu 10 küre her biri top gibi birbirinin içerisinde merkeze doğru geliyor. En son noktada da merkez var. İşte merkezde de bizler varız. Ama merkez kesif bir maddeden yaratılmış. Kesif bir maddeden. Bizim bulunduğumuz yer işte bu evrenin olduğu merkezi. Tabii malum kürelerin ortasına geldiğinizde merkez olur. Merkez olmak zorunda zaten. Şimdi demek ki ölçülmeyle gelinmiyor, akıl yürütmeyle o zamanki gezegenlerin hareketlerini vesairesini açıklamak için kullanılmış olan bir teoriydi bu. Özellikle Mısırlı astronom Batlamyus deniyor. Bizim Arapça eserlerimizdeki adı Batlamyus ama Ptolemy İngilizce olarak veya Yunanca Ptolemeus bu zat tarafından geliştirilmiş idi. Bizimkiler tabii, bizimkiler dediğim İbn-i Sina, Farabi gibi filozoflarımız bunu İslam'a uydurmak için epey bir yorumlar getirmişlerdi. O yorumlar sayesinde işte bütün evrenin Allah tarafından nasıl yaratıldığını, tabii o yaratma teorilerine falan girmiyorum, bizi ilgilendirmiyor ama bu şekilde bir açıklama ile şey yapmışlardı. Evren tasavvuru geliştirmişlerdi. Buradan bu menba dediğimiz kaynağına gittiğimizde o zaman anlıyoruz neden. Hatta tabii bununla ilgili birçok astronomi ile ilgili fikirler, teorileri de anlayabiliriz, daha iyi anlayabiliriz. Neden böyle söylendiğini, felek kelimesinin neden kullanıldığını, feleklerin bizim üzerimizde etkilerinin neden olduğunu ve her bir feleğin canlı olduğu, ruhları olduğu, o ruhlarına melek dendiği, bütün bunların hepsi bu teori içerisinde işlenmişti. Ve nitekim o meleklerden bir tanesi, bize en yakın olan felek Ay feleği, Ay küresi. Onun meleği de Cebrail oluyor ve Cebrail doğrudan insanlarla ilişkili. Özellikle de peygamberlerle birebir ilişkili. Peygamberlere vahiy getiren melek işte bulunduğu yer orası. Öyle düşünülüyor idi onların anlayışına göre. Tabii kelamcıların ayrı teorileri vardı bunlarla ilgili. Onlar gerçi felek vesaire aynı kavramları kullansalar da açıklamaları biraz daha farklı idi. Tabii ta
14. yüzyıla gelince bu teoriler değişmeye başladı. Mesela Nasiruddin Tusi ve İbn Şatir vesaire gibi daha sonraki astronomlar 13. 14. yüzyılda bu teorilerin pek doğru olmadığını anlamışlardı, ama başlangıçta böyleydi. Ama yine de buna rağmen onlarda da sanki dünyayı yine merkezde tahayyül etme eğilimi hakim idi. Dolayısıyla görüldüğü gibi birçok teorinin kaynağına inildiğinde daha iyi anlaşılıyor. Sadece o değil, onunla bağlantılı daha birçok şeyler, yani anlatsam bizim kültürümüzle ilgili, edebiyatla ilgili birçok şey var. Bu teorilerle doğrudan bağlantılı. Hani biz deriz felek bana nettin, neyledin vesaire gibi birçok şeyler var, sözler var. Hepsi buradan geliyor. Belki felek kavramını daha iyi anlayabiliriz. Nereden geldiğini daha iyi anlamamız bu şekilde mümkün. Şimdi bir de dile getirilen önemli bir husus da belagat meselesi. Mantık ve belagat mizanıyla diyor. Belagatın da buraya tabi olması yine çok önemli bir husus. O şekilde dile getirilmiş. Belagat neden, belagatla ne ilgisi var bunun? Şimdi bizim eski bilim adamlarımızın, diyebiliriz ki hepsinin, mesela İbn Sina olsun, İmam-ı Azam olsun, İbnül Heytem olsun, işte Havarizmi olsun, Cabir bin Hayyan olsun, İmam Şafii, Gazali, bakın verdiğim örnekler hepsi farklı farklı alanlarmış gibi geliyor bize, değil mi? Diyelim evet. Ki işte Gazali tasavvuftan veya kelam, ilmi kelam background'undan, ondan sonra İmam Şafii, Ebu Hanife, hani fıkıhçı olarak bakarız, mezhep imamları bunlar. İbn Sina doktor, tıp doktoru, filozof. İbnül Heysem işte optiğin kurucusu, Havarizmi cebir ilminin kurucusu, cebir biliminin ve büyük matematikçi aynı zamanda. Cabir bin Hayyan kimyayı bilimleştiren büyük bir bilim adamı. Bütün bilim kimya tarihlerini alın okuyun. Batı'da yazılanları söylüyorum. Onlar hepsi söyleyecekler. Kimya bilimi Cabir bin Hayyan'la başlar. Bilim haline gelmiştir diye. O şekilde ifade ediyor yani. Niye böyle geçmiş bir yelpazeden örnek veriyorum? Şundan dolayı, bunların hepsinin aldığı eğitim aynı idi. Hiçbirinin farklı değildi. Yani aynı eğitimi alıyorlar, farklı alanlarda ihtisas kesbediyorlar. Bu çok önemli. Peki bunların diğer bir özelliği ne? İlmi belagatı çalışmaları ve bilmeleri. İlmi belagat. Şimdi dolayısıyla İbn Sina bir bilim teorisini yazdığı zaman belagat kurallarını kullanıyor. Veya herhangi bir İbnül Heysem yine aynı şekilde, özellikle Arapçadaki bu teşbihler, telvihler, işte maani gibi belagatın diğer alt dallarını çok iyi, İbn Sina'nın bunlar üzerine kitapları var yazdığı, yani orada uzman aynı zamanda. Yani sadece bunu bilip uygulamıyor, aynı zamanda uzman birisi belagat konusunda. Dolayısıyla belagatı da bizzat kullanıyorlar eserlerinde. Tabii öyle olunca bu belagat kurallarını bilmeyen bir kimse bunların eserlerini okuduğu zaman bilimsel teorilerini anlayamazlar, zorlanırlar. Çünkü bu kuralları bizzat uygulayarak anlatım yapıyorlar bunlar. O açıdan bunun da dikkate alınması gerekir. Yine özellikle eski eserlere atfen söyleniyor. Bu hususta çok önemli. Onu da ben arz etmek istedim. Evet. Hocam şimdi ya size aslında bununla ilgili çok soracağım şeyler var da, şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Üstadın bu mecaz işte, biraz sonra da şey yapacağız, ilmin elinden cehlin eline düşmesi ya da mecazın kullanılması, bu üstad bunu mecazı bir kültürün bir parçası olarak görüyor değil mi? Yani bir kültürün bir parçası olarak, işte kendisi de örnek veriyor, işte validem işte ay tutulduğu zaman işte yılan işte ayı yuttu ama görünüyor diyor, işte oradaki yılanlar şeydir yani, yarı saydamdır gibi bir şey. Burada aslında bizim sizin de bahsettiğiniz gibi kültürümüzde olan işte yelbegen deniyor işte ona.
Öyle bir şey var. Orada bir öyle bir yılan gibi bir şey var. İşte bu mitolojik, geçen haftalarda da bahsettim. Mitolojik bir yaratık olarak, aynı zamanda bir şahıslaştırma da var. Yani bir varlık olarak da onu görüyorlar. Bu kültürel bir şey. Siz felsefe de kültüreldir diyorsunuz, değil mi? Yani bir kültür ortamında gelişir felsefe de. Evet. Ama şeyi sanki siz mantığı kültürün ama üstad burada mantık ve fıtrat ve belagat üzerinde duruyor, değil mi? Yani sanki kültüre Evet. bir eleştiri, kültürel anlamı bir eleştiri buradan yani mantığa yönlendirme, mantığa ve fıtrata yönlendirme gibi bir şey var. Yani bununla ilgili sizin fikrinizi de almak istiyorum. Dilerseniz şimdi şey yapabilirsiniz, yani ya da daha sonraki şeyde Evet. hangi nasıl arzu ederseniz. Çok Buyurun. kısa olarak onu açıklasam bence iyi olur. Evet. Çünkü sadece felsefenin değil, her bilimin bir ortamı var. İçinde oluştuğu bir ortam var. En geniş anlamıyla kültür ve medeniyet diyebiliriz o ortam. Dolayısıyla o bilimlerin o kültür ve medeniyetin özelliklerini taşımaması mümkün değil. Kendini ondan kurtaramaz. Neden? Çünkü o medeniyeti oluşturan bir dünya görüşü var. Bütün bilim adamları o dünya görüşü içerisinde eğitilerek bilim adamı oluyorlar. Ve dolayısıyla o dünya görüşünü yapmış oldukları bilimsel faaliyetlerde kullanacaklardır. Nitekim o dünya görüşü aynı zamanda o kültür ortamı onların bakış açısını temsil ediyor. O açıdan bu onların eserlerinde mutlaka yansıyacak. Ama siz mecazı dile getirdiniz yine aynı şekilde. Bu da yine o kültür ortamının bir belirtisi olarak İslam bilim geleneğine yansımıştır. Onun en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bu mesela Batı bilim geleneğinde çok az denecek düzeyde kullanılmıştır ama bizde çok yüksek düzeyde kullanılmıştır. Hem mecaz hem temsil. Kıyası temsili özellikle yine aynı şekilde çok üst düzeylerde kullanılmıştır. Bizim İslam bilim geleneğinin yani en temel özelliklerinden bir tanesidir. Tabii bunun her bilime uygulanması hem mümkün değil hem de uygun değil. Yani siz kalkıp da ben analoji oluyor ya yeni şey Batı'daki ismi temsili matematikte de uygulayacağım. Olmaz yani onu geliştirmiş olan birisi var mı bilmiyorum henüz. Çünkü alan olarak buna uygun değildir. Dolayısıyla uygun olduğu alanlarda bizde İslam bilim geleneğinin bir özelliği olarak çok açık bir şekilde görülmektedir. Sadece edebiyatta değil, bakın bilimlerde de kullanılmıştır bu. Onun için onu vurgu olarak burada yine dile getirmek istiyorum. Evet hocam, şimdi mecaz meselesi, hakikat mecaz meselesi, mecazlar, yeni eski mecazlar kullanıldıkça eskiyor, yeni dönemde onların artık hakikati açıklamaktan ziyade hakikati tehdit eder duruma geliyor. İşte örnekleri çok fazla. Burada Bediüzzaman zaman hakikat zamanıdır, tarikat zamanı değildir derken belki, çünkü tarikatların içinde işte onların divanlarında, menkıbelerde pek çok artık eskimiş mecazları çok fazla kullandıkları için artık o hakikati ifade eden bir artık hakikate zarar vermeye belki başladığı noktaya geldiğini belki üstad ifade ediyor. Ve sonunda diyor ki biraz önce Halil hocamızın da bahsettiği, haddi vasatı gösterecek, ifrat ve tefridi kıracak yalnız felsefeyi şeriatla, belagat ve mantık ile hikmettir diyor. Evet, hikmet derim diyor üstad. Yani felsefe, işte başta da konuştuk, Şerif Mardin Hoca da nurculara, nurcuların da yeni kelimeler, nur talebenin yeni kelimeler üretmesi lazım. Bu zamanın İslam'ı anlatacak, hakikatlerini anlatacak yeni kelimeler, vokableri diyor, ifade etmesi, yeni ortaya çıkarması gerekir diye bir şey bahsediyordu. Sanırım bu herhalde bu kısımla ilgili bir
Onun bir fikriydi sanırım. Buyurun hocam, siz de inşallah tamamlamış olalım. Evet, ben Halil hocamın bıraktığı yerden alıp devam edeyim. Onun alıntıladığı kısmın hemen sonunda çok güzel bir ifade var. O ifadeyle başlayacak olursak, orada şöyle söylenmiş: her zamanın bir hükmü vardır. Öyle ifade edelim. Tabii orada olmak gerekir diye Üstad Hazretleri söylemiş, ama acaba geçmişin hükmü nedir? Günümüzdeki durum nedir? Bizim zamanımızın hükmü nedir? Onun üzerinde tabii ki ifadeler malum belirtildi. Hikmet açısından, felsefe açısından yani. Geçmişteki felsefede hurafatın biraz daha fazla olduğu, tabii maddi maddiyata yönelik de çok fazla bir fayda sağlamadığı, bunun karşısında zihinlerin de yetersiz kaldığı, tabii taklidin de çok fazla olması, avam arasında da cehaletin yaygın olmasından dolayı gerekli istifade yapılamıyor idi. O yüzden de bizim alimlerimiz onu bir derece, felsefeyi halktan uzaklaştırmaya çalıştılar diye çok güzel ifade edildi. Ama biraz da bilim felsefesi açısından buna yaklaşmak istiyorum ben. Başka bir şeyi daha gündeme getirmek niyetindeyim. Aslında onun için bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Zaten öyle tahmin ediyorum, burada üstadın teşviki de bize günümüz zamanının felsefesi. Halil hocam söyledi, teşvik var burada. Onu görmek lazım. Ama neden? Biraz belki buna yönelik bir açıklama verecek olursak, şimdi geçmişte malum bilim gelenekleri, bilimler bütün medeniyetlerde bilim adamları kendilerine has bilim yapma usulleri, teknikleri, dilleri, öğrenci yetiştirme tarzları vardır. Bütün bunların toplamına bilim geleneği diyoruz biz, bilim felsefesinde. Dolayısıyla her bilim adamı o bilim geleneğini kullanarak bilimsel faaliyetlerini yürütür. Geçmişte bu bilim gelenekleri içinde bulundukları medeniyetin bakış açısına daha fazla bağımlı idiler. Diğer bir ifadeyle bunu söylemek istersek şöyle diyebiliriz: geçmişte bilim gelenekleri biraz mahalli idiler. Ama medeniyetlerine yönelik olarak mahalli idiler. Mahalli derken belli bir yöreye has manasında söylemiyorum. Dolayısıyla her bilim geleneğinin diğer bilim geleneğinden önemli farklılıkları vardı. Ben yine İslam bilim geleneğinden örnek verecek olursam, belki biraz Batı bilim geleneğine de değinmeye çalışırım bu arada. Bizde mesela çok basit örnekler vereyim, ayrıntılara girmeden, zamanımız da az. Bir defa bunu daha önce de söylemiştik. İslam her bilim, her medeniyet kendi üzerinde kurulmuş olduğu dünya görüşünün renklerini taşır. İslam medeniyetinde de bu böyle. Ve bu renkler aynı zamanda bilim geleneklerine de atfedilir. Bu süreç epistemolojik bir şeydir, zorunludur yani. Bundan insanlar kaçınamaz, mümkün değil. Mesela bizim bilim geleneğimizin en temel önermelerinden bir tanesi: İnnemel ilmu indallah. İlim Allah katındadır. Allah onun peşinde koşanlara o ilmi verir diye bir anlayış var. Bu anlayıştan hareket ettiğimizde ilimde bir mertebeleşme vardır. Zihniyetlerde bu oluşmuştur zaten. Mertebeleşme ne? Meratibül ilim manasında söylüyorum bunu. İlmin mertebeleri. Yani şimdi eğer dinleyicilerimizden gençler varsa anlamayabilirler. Yabancı kelimelere alışık oldukları için burada meratip, hiyerarşi demek. Belli bir hiyerarşi, yükseklik, alçaklık yani.
meselesi vardır. En yüksek ilim vahidir, vahiyle gelen ilimdir. Ondan sonra diğer türlü ilimler onun altında öyle bir sıralamaya tabi. Bilimsel bilgi de bunlardan bir tanesidir. Yine İslam bilim geleneğinin önemli bir hususu da kullanmış olduğu bilimsel teorileri ifade ederlerken kullandıkları dil genellikle edilgen bir dildir. Bu yerleşmiştir, yani İslam bilim geleneğinde yerleşmiş bir ıstılahtır. Mutlaka edilgen bir dil. Neden edilgen dil kullanıyorlar? Çünkü bilimlerde olup biten, kevni olan bütün olaylar anlatıldığı için eğer etken bir fiil veya ifade kullanılarak teori oluşturulur ise o zaman kainatta Allah'ın iradesi ve fiili, efali yani dışlanmış olur. Zihinlere verilmez daha doğrusu bu. O yüzden eğer dikkatle incelenirse eski bilim kitaplarımızda bütün kavramlarımız bizim kevne ilişkin olarak, kainata ilişkin olarak bugünkü anlamıyla tabiat ilimleri diyorlar. Bize tabiat kelimesi aslında İslam bilim geleneğinin bir kavramı değildir. Yunan bilim geleneğinden bize geçmiştir ve geçerken de edilgen olarak yine aynı şekilde alınmıştır. Çünkü Yunan bilim geleneğinde tabiat yaratıcı unsurdur. Bunu vurgulayarak söyleyelim. Etken edilgen derken bu anlaşılsın diye söylüyorum. Bugün Batı bilim geleneğinde de öyledir. Tabiatı etken bir unsur, yaratıcı unsur olarak görüyorlar. Zaten o yüzden mesela bizimkiler de maalesef Batı'dan gelen bu belgesellerde mesela dikkat edin. Tercümelerde hiç dikkatsizce tercümeler yaparak mesela diyorlar ki işte bu bize tabiatın bir hediyesidir. Yani tabiat kim oluyor ki sana hediye versin? Neden? Çünkü Batı'da bu etken olarak algılandığı için öyle ifade ediliyor. Maalesef bizimkiler tercüme yoluyla alıyorlar bunu. Bilmeden kullanıyorlar Müslümanlar da. Bu tamamıyla bir şirktir. İslam bilim geleneğinde olmayan bir şeydir. Bunu ne için anlatıyorum? Şunun için, bu geçmişte olan bilim gelenekleri bu tür özellikleriyle diğer bilim geleneklerinden önemli farklılıklar göstermişlerdir. Yunan bilim geleneğinde de bu tür özellikler vardır. Mitolojiye dayanan özellikler İslam bilim geleneğinden o yönleriyle ayrılır. Ama elbette ki bütün bilim gelenekleri hepimiz insan olduğumuz için insan olarak aklımızı kullanıyoruz. Önemli benzerlikler vardır. Aynılıklar vardır. Bunlar da şaşmaz. Yani demek ki elbette ki benzer yönler de olacak ama ayrılan yönler de olacaktır. Geçmişte bu böyleydi. Dolayısıyla biraz daha mahallilik ön plana çıkmaktaydı. Ama bugün çok farklı bir durum içerisindeyiz. Muhakematın başlarında ifade edilmişti zannedersem. Artık insanlık, dünya bir köye dönüşüyor diye söyleniyor değil mi? Şimdi muhakemat bundan 100 neredeyse 120 yıl önce yazılmış bir eser. 120 yıl. Bugün küreselleşmeden bahsediyoruz değil mi? Küreselleşmeden düşünün ki o zaman diyor ki köy olmaya doğru gidiyor. Şehir değil yani. Dünyanın ne kadar küçüldüğüne bir atıfta bulunuluyor burada. Şimdi bu köy olma durumunda öyleyse geçmişte olan mahalli bilim gelenekleri veya bilim geleneklerindeki mahalli özellikler artık kaybolacak. Bu kaçınılmaz. Bunun önüne geçilemez. Çünkü tarihin akışı o yönde ve tarihin akışı da çok hızlı olduğu için onun önünde durabilmek kesinlikle mümkün değil. Ama onun yönünü değiştirmek mümkündür. Yönünün değişmesi, yani biraz şeye örnek veriyorum ben, bir sel büyük bir hızla geldiğini düşünün. Set yaparsanız seddi yıkar geçer. Mümkün değil, engel olamazsınız. Ama kanallar yaparsanız 15-20 kanal, o sel geldiğinde bölünürse kanallara hızı azalır, kesilir ve istediğiniz şekilde o suyu kullanabilirsiniz. Şimdi bugünkü küreselleşme aynı boyutlarda muazzam bir hızla tarihi, bir insanlığın tarihi birikimiyle geldiği için çok güçlüdür. Ona karşı durulmaz.
Öyleyse aynı şekilde biz de buna setler yaparak, kanallar vesaire yaparak yönlendirmeye çalışırsak bu gelişmeye bir katkımız olabilir. Aynı şeyi bilim geleneği için de söylüyoruz. Artık günümüzde küresel bir bilim geleneği var. Mahalli bir bilim geleneği yok. Ama burada üzücü olan bir yön daha var. Nedir bu yön? Yani keşke bu küreselleşen bilim geleneği İslam bilim geleneği olsaydı. Mesela geçmişte İslam bilim geleneği belli bir miktarda küresellik kazanmıştı. Neden? Çünkü İslam bilim geleneği içerisinde bilimsel faaliyetlerini yürüten Hristiyanlar da vardı, Yahudiler de vardı, Sabi'iler de, Zerdüştler de vardı, Budistler de vardı. Yani birçok milletler İslam bilim geleneği içerisinde faaliyetlerini yürütüyorlardı. İslam bilim geleneği içerisinde olduğu için zorunlu olarak o geleneğin etkisi altında kalıyorlar. Bundan kurtulmaları mümkün değil. Bakın aynı şey bugün için de geçerli. Bugün küreselleşen tamamıyla Batı bilim geleneğidir. Öyleyse Batı bilim geleneğinin mevcut özellikleri aynı şekilde bilimsel faaliyetleri yürüten herkese bulaşır. Bu kaçınılmazdır. Kendinizi bundan kurtaramazsınız ancak çok şuurlu olmak şartıyla. Çok şuurlu işte evet. Üstad Hazretleri'nin yaptığı bu. Burada bize getirdiği uyarılar. Yalanı az diyor mesela. Buna dikkat evet. edelim. Yani demek ki evet bu bilim geleneği içerisinde çok önemli hatalar var. Onlara dikkat edelim ama geçmişteki bilim gelenekleri gibi değil. Biraz daha azdır. Onları bizim düzeltmemiz lazım. Genellikle burada yalan tabiri aslında vurgu içindir. Teori demek lazım. Yani içerisindeki yanlışlar, daha doğrusu yanlışlar, hatalı yönler azdır ama önemlidir. Onlara eğilmek gerekir. Nedir? Bunların belirlenmesi lazım. Burada bize yön gösterilmiş. Üstad kalkıp da tek tek onları inceleyip de açıklayacak değil ki. Bizim artık onları çalışıp bulmamız lazım. Nedir bunlar, nelerdir? Bunu bulmak için de demin arz etmeye çalıştığım Batı bilim geleneği hakkında kısa bir bilgiye ihtiyacımız var. Çok hızlı bir şekilde geçtiğim için ayrıntıları atlıyoruz maalesef. Şimdi Batı bilim geleneği bu küreselleşmeye başladığı zamanda pozitivizmin etkisiyle maalesef tamamıyla maddeci, materyalist bir eğilime ve tabiatçı bir eğilime dönüştü. Özellikle evrim teorisinin gelmesiyle de tamamıyla inkarcı olan ve dini olduğu gibi dışlayan bir yapıya büründü. Mesela evet. en büyük yalanı da burada işte. Bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım. Batılılar da, batıda da bundan rahatsız olan çok kimse var. Çok bilim adamı var. Çok evet. filozoflar var. Görüyoruz biz bunları. Bunu düzeltelim diyorlar ama nasıl düzelteceklerini bir türlü bilemiyorlar. Bu işte bu katkı Müslümanlardan gelebilir. Neden? Çünkü biz geçmişte çok güçlü bir geleneğe sahip idik. O bilim geleneğini mutlak surette çalışıp bu özelliklerini elde edip bugünkü bilim geleneğine, küreselleşen bilim geleneğine mümkün olduğu kadar yansıtmaya çalışmamız lazım. Burada da tabii ki bunu yapan evet. bir fizikçi olmaz. Bir fizikçinin konusu değil bu. Bunu yapabilecek olan felsefe ve bilim felsefesidir. Yani demek ki burada teşvik de bu yönde yapılıyor aslında. Şimdi Batı bilim geleneği ilk doğduğu zaman, bunu gerçi Batılılar böyle sayfa satır aralarında diyeyim, sayfa aralarında bile değil, o zaman dikkatimizi çekebilir. Satır aralarında çok açık ve net olarak söylüyorlar, İslam bilim geleneğinin etkisiyle doğmuştur. İslam bilim geleneğinin. Tabii o zaman Hristiyanlık da çok daha yaygın ve etkin olduğu için Batı'da, İslam bilim geleneği onlara da uygun idi. Gayet uygun idi. Çünkü o da nihayetinde bir vahiy dini ve tevhidi esas alıyor. Her ne kadar teslisi savunsa bile tevhid anlayışı içerisinde savunuyorlardı. Bu yüzden onların orta çağdaki diyebileceğimiz kendi tarihleri açısından bilim gelenekleri İslam bilim geleneğine büyük oranda uyuyor idi.
Fakat çok önemli bir kırılma noktası oldu maalesef onlarda. O kırılma noktası da aydınlanmayla başladı Batı'da. Kiliseye karşı, çünkü kilise belli bir bilim anlayışını savunmak istedi ve o da yanlış idi. Aristoculuğa, Batlamyus'un teorilerine dayanıyor idi. O yüzden kiliseye karşı çıktılar. Kilise bunların bir kısmını yaktı, öldürdü, afaroz etti, başa çıkamadı bunlarla. En sonunda ben çekiliyorum dedi kilise. Çekilince onlar da dediler tamam, biz kiliseden bağımsızız bundan sonra. Yani birinci kırılma noktası diyorum ben buna. Bilim adamları kiliseden bağımsız duruma geçtiler. Bağımsızlaştılar. Ama maalesef daha sonraki gelişmeler biraz daha ters yönde ilerlemeye başladı. Dini de dışlamaya başladı. Biz dinden de bağımsızız artık. Neden? Çünkü belki Kant'ın bunda etkisi var. Ama daha çok evrim teorisinin, evrim biyolojisinin gelişmesi ve diğer bilimlerde olan bazı gelişmelerin buna çok katkısı oldu. Çünkü Kant, her ne kadar Kant'ın amacı o değildi. Kant metafizik bir bilim değil dedi. Akla dayalı teoloji olamaz dedi. Bunları savundu. Ama maalesef bunlar ters yönlere de çekildi. Ve öyleyse biz Allah'ı, Allah'ın varlığını bilemeyiz diye oradan agnostisizmden ateizme doğru bir kayma başladı, baş gösterdi. Ve bilim anlayışı Batı'da tamamen neredeyse ateist, materyalist bir konuma geldi. Bugün maalesef küreselleşen şey de, bilim geleneği de işte bu bilim geleneğidir. Buna karşı bence durmak gerekiyor. Ona karşı bizim katkımız ne olabilir? Bunların belirlenmesi için evet çok önemli ilim adamlarına ihtiyacımız var. Ben de bu hususu böylece dile getirmiş olayım.